Selamünaleyküm gençler. Bugün sizlere 400 liralık karantina alışverişimi göstereceğim. Bu büyük bir market alışverişi. Çünkü şu anlık gerekiyor. Evde ne varsa birazcık daha fazlasını aldık ki stoklayalım. Ben küçük şehirde yaşıyorum ama büyük şehirlere şu an 2 günlük bir karantina süreci geldi. Bize de gelmeyeceğini kim bilebilir? O yüzden şimdilik bir şey yaptık. Mesela aldığımız şeyler Carrefour süt. Bir tane Carrefour değil, 2 tane. Zaten evde 3 tane falan süt vardı. Bunları da 2 tane daha ekledik. Çünkü sütün tarihleri herhalde bir 6 ay falan olduğu için rahat rahat kullanılır diye. Daha sonra tost peyniri, tost kaşar peyniri, tost peyniri değil. Bir dakika, fiş var burada da. Farklı farklı yerlerden sanırım 3 tane marketten olması lazım. Murat Bey'in taze kaşar peyniri 2 tane. Aldıklarımız mükemmel şeyler. Annem o kadar alma dedi babama ama babam yine gitmiş çekirdek almış. Bu çekirdek gerçekten çok güzel ve tam bir bağımlılık yapacak. Gerçekten siyah kavrulmuş ay çekirdeği tadını. Böyle gerçekten ama tadı mükemmel. Bu arada kahve bitmişti ama umarım bir tane kahve almamışsındır diye umuyorum. Ama bir tane Türk kahvesi dedim ya, Nescafe. İkisi bir arada. Biraz kuru yemiş alın diye konuşmuştuk. Carrefour'dan fındık içi dökme. Bu Carrefour'dan yapılmış. Mesela şu 20 lira, inanılmaz. Ama burada da var. Niye ki poşette ki? Bu da Carrefour'da yine aynı. Ya 40 liralık fındık almış. Var. İlk poşet böylelikle bitti. Sıra ikinci poşette. Şimdi. İlk önce Carrefour'dan yağlı pişirme kağıdı almışlar. Çünkü fırında her şeyi fırında yapıyoruz. Fırında yapmayı çok seviyoruz. Daha sonra burada yine bir çekirdek var. Çünkü bir de sıkıntı sürekli yemek yiyoruz. Yani bunu hepimiz yapıyoruz. Daha sonra her eve lazım olan salça. Bu tadın salçası. Eskişehir'deki evimde de bundan kullanıyorum. Çünkü tadı çok güzel bence. Zaten biber salçası hiç sevmem. Domates salçası candır. Team domates salçası. Gerçekten evde çok tuz var ama yine tuz neden olmasın? Tuz çok gerekli bir şey sonuçta. Her yemeğe konulan bir şey. Saçmalama versiyonlarımı atladığımıza göre devam ediyoruz. Carrefour'dan bu sefer de Stretch Film, kargo markası. Çünkü bir şeylerin üzerini niye kapatmayalım gençler? Ve gerçekten mükemmel, aşırı sevdiğim. Hani daha mükemmel bir şeyin dünyada çok zor olduğu şey, o da yeşil zeytin ve gerçekten bu Carrefour'un şu renkteki zeytinleri hani mükemmel, yanında az kalır. Çerez değil, oturup yediğim oluyor. Ben hiç helva yemiyorum neredeyse ama annemler çok helva yiyor. Aşırı yiyorlar. Buse kardeşim çok iyi yiyorlar. Tahin helvası almış Sade Bey'in, Toskan'ın. Çok kısa sürede bitiyor. Emin olun bu çok kısa sürede bitiyor. Daha sonra bayağı da bir çöp torbası almışlar. Hışırtıdan duyabildiğiniz mi bilmiyorum. Burada Bim'in fişi var. Şuna bırakalım. 4 tane de çöp torbası. En gerekli evin şeylerinden biri. Böylelikle şunu da içine koyayım. Böylelikle ikinci poşetimiz de bitmiş oldu. Şu tarafa koyalım. Üçüncü poşete geçiyoruz. Üçüncü poşetimizde ise... Aa bu soğuk. Bunları hemen dolaba yerleştirmem lazım. Çünkü bunun içinde tavuklar var. En sevdiğim gerçi bundan tavuk but. Sonra bu da mı but? Bu da but. Bir tane daha tavuk but. Bunlar kaç gram? 860. Bu da 860. Aynı gramajları. Bir tane daha var ama o kıyma. Bir tane kıyma aldık çünkü ben yumurtayı bile kıymalı yediğim için. Bu da 77 liralık. Ne kadar? 1,5 kiloluk kıyma. Aynen. 1,5 kiloluk Carrefour'dan bir kıyma var burada. Daha sonra ölmeden kaldırdığım için kendimi tebrik ettiğim komşular var şu an karşıda, hiç hoş değil, bana bakmazlar inşallah, dışarı bakıyorlar çünkü. Burada da pirincimiz var gördüğünüz üzere, bayağı bir pirinç. Çünkü hani bu stok için değil, evde hiç pirinç kalmamıştı. Yani bu normalde de böyle alıyoruz, bu stokla alakalı değil. Pirincimiz bitmişti ve zaten bu kadar alıyorsun, pirinç yüzyıllarca dayanır herhalde. Abartma Beyza, tamam. Son olarak aldığımız şeyler ise patates kızartması. Böyle parmak patates kızartması. Mutfağa marka. Yüksek ihtimalle A101'in alındı bu. 2 tane bundan almışız. Açıkçası ben kızarmış patatesi, yani kızartma patatesi sadece hamburgerin yanında yiyorum. Hiç bunları yemiyorum. Ben direkt fırında yiyorum. Çünkü fırında yemeği daha çok seviyorum ve çok yağlı geliyor. A101'de 17 Nisan'a kadar bildiğim kadarıyla indirim var. Dondurmalarda
kardeşimle bu konuda birazcık tartıştık açıkçası. İkimiz de aynı dondurmayı istemedik çünkü. O Magnum sevmiyorum. Ben Cornetto seviyorum. Ve kutu dondurma istedim. O kutu dondurmayı istemedi. Böyle dondurmalardan istedi. O yüzden kardeşim için Magnum Mini aldık. Klasik badem beyaz. Bunu aldık. O bunu seviyor. Benim aldığım ise Kaptor klasik Antep fıstıklı bitter çikolatalı kaymaklı. Gerçekten bu harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Bunda da indirim vardı. Bu 14 lira ya da 15 lira olması lazım. Fiyata inmişti bayağı, o yüzden bundan aldık. Mükemmel bir şekilde yiyeceğim. Dondurmacı aşırı çekiyordu çünkü. Ve en çok içinden yemek istediğim şey o şu an. Sonra son olarak aldığımız şey bu kadar alışveriş bitti. 400 lira bunlar ediyor. Gerçi fotoğrafında kapakta görünce gerçekten çok şey olduğunu fark edeceksiniz. Benim şu an çevrem çember halinde ürünle dolu yani. Bu da milföy. Çünkü milföyle bir sürü şey yemeyi çok seviyoruz. Özellikle sosisli milföy yemeği aşırı seviyoruz kardeşimle biz. O yüzden aldık. Benim alışverişim bu kadardı. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram hesabım ekranda yazıyor olacak zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun bir ara daha sonra artık Instagram'a geri dönüyorum diyecektim. Tekrar YouTube'a geri dönüyorum. Biliyorsunuz ki TikTok'a biraz yöneldim. Burada çok ilerledim. O yüzden oraya fazla yüklendim. Biraz YouTube'a geri dönelim diyoruz. Diyorum. Çünkü benim burada çok çok büyük bir emeğim. Çok çok büyük, çok çok sevdiğim bir ailem var. Çok teşekkür ediyorum bu zamana kadar beni hep takip ettiğiniz, desteklediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz.